Evet arkadaşlar. Tekrar güzel okuma metinlerimizle beraber yaklaşık 10 dakikalık derslerimizle devam edelim arkadaşlar. Reading Topics, Apartments, Houses, Australia, Australia's Underground Homes. Avustralya'nın yeraltı evleri. Nın nın oldu değil mi arkadaşlar? Tırnı. Ve izin kısaltılmış değil. İyilik eki oldu. Neden? Çünkü bundan sonra da isim var. Demek onu sahipleniyor. Evet. Coober Paddy is a town in South Avustralya. Evet. Coober Pedy bir şehir kasabaymış. nerede? Güney Avustralya'da. Tam şuralarda bir yerde. Not many people live in Coober Pedy. Evet, Coober Pedy'de birçok insan çok çok insan yaşamıyormuş. Fewer than 2000 people live there. Arkadaşlar normalde few sadece few birkaç anlamı varken burada fewer ne oluyor? Arkadaşlar daha az e, hani az pi az demek piyur e, daha az 2000'den daha az insan yaşarmış. Cooper City is a small town küçük bir şehir kasabaymış değil mi? But is a famous but it is famous fakat o orası ne meşhur. It is famous because meşhur çünkü Many of the world's opals, evet bu panzehri, dünyanın panzehri taşlarının çoğu, come from this town. Bu kasabadan bu şehirden geliyor. An opal is a blue, uh, um, an opal is a kind of blue stone that is very beautiful. An opal, bu uh, taşı bu uh, opal, an opal is a kind of blue stone that is very beautiful bir tür mavi taş ki nasıl çok güzel bir tür mavi taş diyoruz a kind of blue stone that is very beautiful a kind of blue stone bir tür mavi taş sonra o mavi taşın nasıl bir taş olduğunu ifade etmek için that is very beautiful çok güzel mavi bir taş olarak çeviriyoruz bu şekilde yazıyoruz bu cümleleri and it cost a lot of money ve çok pahalıymış arkadaşlar uh, cost P pahalıya patlamak demek burada pahalıya patlar demiyoruz da pahalıymış deyip geçiyoruz Opals expensive de diyebilirdik e, Opals Evet bu panzehri taşları arkadaşlar However ancak lakin are not easy to find Bulup çıkarması e, Kolay değilmiş not easy to find People work hard to dig Ooh. People work hard to dig. İnsanlar kazmak için e, sıkı çalışırmışlar. Nerede? Into the ground. Yerde. Ne yapmak için? To get them. Onları çıkarmak için. Burada şimdi onları almak için de diyebiliriz. Vesaire vesaire. Ama burada çıkarmak için dememiz daha mantıklı. Get çünkü çok şeydir arkadaşlar. Çok elastiktir. E, o yüzden burada çıkarmak diye çevirebiliriz. Cooper Paddy is famous for second. İkinci olarak Cooper Pedi meşhur mu niçin? More special reason. Daha özel bir sebepten dolayı. Neymiş o? About aşağı yukarı rakamdan önce aşağı yukarı diye çeviririz arkadaşlar. A thousand five hundred people 1500 yaklaşık 1500 insan de oradaymış yaşarmış live in about aşağı yukarı 8000 thousand underground homes. Bin tane yeraltı evinde. E, Duggets diye adlandırılan bin tane yer evinde yaşarmış. Bin, aşağı yukarı 1500 insan. yer yeraltı evleri. The first question people ask. insanın ilk, soru ilk sorduğu soru When they find out about Coober Pedy, e, duyduklarında, Coober Pedy'den haberdar olduklarında diye çevirebiliriz arkadaşlar. Why do people in Coober live underground? E, neden Coober Pedy'de insanlar yer altında yaşar? diye soruyorlarmışlar. The answer is, cevap şuymuş. Neymiş cevap? Coober is located. Coober Pedy, is located. Yerleşik, yerleştirilmiş, kurulmuş. Nerede? In a very hot desert. Çok sı sıcak bir nerede? Çölde. Şimdi arkadaşlar desert diye okuyoruz bunu. Burada bir tane daha s olsa o zaman bunu dessert diye okurduk. Ama o zaman bu tatlı anlamına gelirdi. Bildiğimiz tatlı. Yemeklerden sonra yediğimiz tatlı. Bir s daha oluyor burada. O zaman bu i'ye dönüyor. Dessert diyorsunuz o zaman. Dessert diye okunduğunda tatlı ama tek esli dessert diye okunduğunda desert diye okunduğunda, de diye okunduğunda da devenin dessertinden kalsın aklınızda arkadaşlar. De çölse deveden bahsediyoruz. De ve demiyoruz. Dessert diyoruz. O zaman çöl oluyor. Tamam ama di diyoruz. Yani sofrada otururken e, insanlardan yanlışlıkla de, desert istemeyin. Ee, tamam mı arkadaşlar? Lokantada falan gittiğiniz zaman dessert isteyin arkadaşlar. Devenin D'sini aklınıza kalsın. Evet. It is more than 40 degrees Celsius in the summer. Yazın 40 santigrat dereceden daha sıcakmış. E, ee, daha degrees Celsius. Ee, daha sıcakmış. Evet, santigrat dereceden daha fazlaymış, daha doğrusu santigrat dereceden daha fazlaymış. People want to live underground because insanlar yer altında yaşamak istiyorlar çünkü it is cool underground. Yerin altında ne? Serin. Then o zaman bu yüzden they don't need to use air conditioners. Onların ne kullanmasına gerek yok. They don't need to use kullanmalarına gerek yok. Need gerek, gerek yok. They don't need to use air conditions. Na, yani ne arkadaşlar? Klima. Klima kullanmalarına gerek yok. Biraz yukarı yapalım arkadaşlar şunu. Rahat rahat işleyelim şöyle hatta. <laughs> There are also five underground churches. Bir de beş tane kiliseleri varmış arkadaşlar var burada de orada anlamında ama derizlera var anlamında Also bir de varmış some underground hotels birkaç tane yeraltı oteli ve a few e, birkaç tane de underground stores yani dükkan bakkal anlamında e, market anlamında şeyler varmış arkadaşlar market değil de dükkan diyebiliriz buna yeraltı dükkan there is Another good reason. Bir başka güzel sebep varmış arkadaşlar. Ne için? To live underground. Yer altında yaşamak için. There is another good reason to live underground. Arkadaşlar bu cümleleri İngilizce Türkçe çevirseniz, suyunu çıkarsanız var ya. Öf, yani var ya profesör olursunuz arkadaşlar. Profesör. Yani ters mantıkla çeviri mantığıyla da çalışırsanız var ya. inanılmaz net güzel cümleler kurarsınız. It is very easy to make your small home. Uh, it is very easy to make your small home become a big home. Uh, küçük evinizi büyük eve çevirmek çok kolay diyor. Yapmak, çevirmek diyebiliriz. Become olmak meydana gelmek aslında bu mesela ileride işte uh, pilot olmak. Uh, to become pilot uh, olmak meydana gelmek. Ama başka bir olayda bir hadise olup meydana gelmesinde kullanılmıyor. O zaman happen kullanılıyor. What happened diyorsun. What become demiyorsun yani değil mi arkadaşlar? Evet. A become, a become yapmak. Evet küçük evden büyük eve çevirmek çok kolaymış. When you want more space to live. Yaşamak için biraz daha böyle geniş bir daha fazla alan istiyorsan. You, you can just dig a new room. sadece yapman gereken sadece yapman gereken ee, yeni bir oda kazmak. Sadece bu anlamına geliyor burada just. Henüz anlamı da var. Burada sadece anlamına geliyor. However. Ancak lakin. Andy Shields lives in Cooper Paddy. Andy Shields diye bir beyefendi Cooper Paddy'de yaşarmış. Beyefendi olduğunu nereden anlıyoruz? Burada. And he says there is a problem. O diyor ki bir problem var diyor. Hmm, He says, o diyormuş ki, dermiş ki, when visitors first come to this town, biz e, ziyaretçiler bu kasabaya ilk geldiklerinde, they don't see any houses, hiç ev görmüyorlarmışmışlar. They confused, they are confused, evet ve kafaları karışıyormuş, confused, kafası karışmak. They say ve derlermiş ki, where is the place? I don't understand. Anlamıyorum. Yer nerede? Bu yer nerede anlamında yani. Anlamıyorum. Evet arkadaşlar, allthingstopics.com ben bunun size linkini atıyorum. İlk ana sayfada bunlar arkadaşlar başlığı yani şuradaki başlığı bulabiliyorsunuz. Hemen Australians Underground homes diye Size tavsiyem arkadaşlar bunun çıktısını alın veya işte PDF ortamında bilgisayarınızda artık telefonunuzdan ne şekilde çalışıyorsanız rahat ediyorsanız o şekilde bakın yani o odaklanabiliyorsanız aslında rahat değil de odaklanabiliyorsanız o şekilde bir de siz deneyin arkadaşlar. İngilizcesini yazın, Türkçesini karşılığını yazın, İngilizcesini yazın, cümle cümle gidin ve cümleleri de kısa tutmuş burada çok süper. Yani burada bu kaynak arkadaşlar Cambridge ve Oxford yayınlarına bile bazı konularda beş basar. Yani gerçekten seviye olarak güzel sınırlamış kendini. Çok başarılı metinler bunlar arkadaşlar. bunları kesinlikle bunlardan ispat edin. ben şimdi artık bir hafta bu şekilde, bir haftada işte bunun testlerini yaparak pekiştirmeye çalışıyorum sizler için. Sizler isterseniz her gün bir tane videodan gidebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere paylaşım yapmayı unutmayalım. Yorum yazalım ve paylaşım yapmayı, beğenmeyi ihmal etmeyelim. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.